Şimdi ilk söz Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mehmet Bekeroğlu. Buyurun Sayın Bekeroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu KDV kanununda yapılan değişiklikler Plan Bütçe Komisyonu'na geldiğinde Sayın Bakan ve AK Parti grubundaki arkadaşlar reform niteliğinde değişiklikler dediler. Biz işte eleştirdik, böyle reform olmaz diye. Tartışmalar oldu. Sonra ne olduysa Sayın Bakanım bu reform niteliğindeki tasarıdan ana maddelerini çıkardınız ve çıkarma gerekçesini de açıklamadınız. Mesela gruplarla ilgili, gruplarda yaptığınız bu mahsuplaşma işinden niye vazgeçtiniz? Niçin o temel maddeleri geri çıkarıyorsunuz? Bununla ilgili ciddi bir açıklama yapmadınız. Yani bu buna dikkat çekiyorum. Hükümet öteden beri hep bu şekilde yapılan değişiklikleri reform niteliğinde değişiklikler diye getiriyor. Biz de diyoruz ki hayır, bunlarla bu şekilde reform olmaz. Kendinizi de kandırmayın, kimseyi de aldatmayın. Ama yağmur tarzında bunlar geliyor. Bunların bir panik ifadesi, yani ekonomideki yanlış gidişin bir panik ifadesi olduğunu söylüyoruz, söylemeye devam ediyoruz. Böyle söylediğimiz zaman arkadaşlar, hükümet kanadı, Sayın Bakan sinirleniyor. Yani öyle değil, ya öyle değil filan, daha da öteye götürüyor. Hükümetin ekonomik politikalarının yanlış olduğunu ifade edenleri, söylenenleri neredeyse her konuda olduğu gibi haine yazacak kadar ileri götürülüyor. Bunlar yanlış şeyler değerli arkadaşlarım. Bakın, bu tasarı baştan takdim edildiği gibi hiçbir şey yapmıyordu zaten. Bu maddeler çıkarıldıktan sonra bu tasarının hiçbir önemi kalmadı. Burada yapılan mesaiye yazık değerli arkadaşlarım. Biz katılırız, katılmayız. Bir değişiklik yapar, hükümet karar verir, siyasi sorumluluğunu alır, buradan geçirir netice itibariyle, mesaiye değer. Ama şu anda hiçbir şey, hani şeker yerine keçi boynuzu ya, yaptığımız şeyler bunlar. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin vergi sisteminde çok ciddi problemler var. Yani bu Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesiyle ilgili, Türkiye'deki genel anlamda adaletle ilgili, vergi adaletiyle ilgili, gelir dağılımı adaletiyle ilgili çok önemli sorunlar var Türkiye'nin vergi sisteminde. Esasen hükümetin bunları ele almaz. Yani sadece adaletle ilgili değil, yani Türkiye'nin gerçek anlamda büyümesi, bütün rakam şeylerde büyümesi, pastanın büyümesi ve bu pastanın daha adil bir şekilde toplumda paylaştırılması, vergi sistemi üzerinden yapılacak çok konular var. Ama bu konularla ilgili herhangi bir şey yapılmadı. Usulle ilgili de önemli konular var, vergi toplama usulüyle ilgili. Bunlarla ilgili de çok ciddi değişiklik, reformlar filan gelmiyor. Değerli arkadaşlarım, vergilerin büyük çoğunluğunun dolaylı olarak harcamadan alındığı bir vergi sisteminden adalet falan çıkmayacağı gibi sağlıklı bir ekonomi çıkmaz. Ama rakamlar elimizde, şey yapmıyorum, biz topladığımız verginin büyük çoğunluğunu dolaylı vergilerle topluyoruz, KDV ile topluyoruz, OTV ile topluyoruz. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu şekilde devam ettiğimiz müddetçe sizin ekonomiyle, yani Türkiye ekonomisiyle ilgili söyledikleriniz anlamsızlaşır. Anlamsız olduğunu siz de, Sayın Bakan ve diğer bakanlar da farkında olur. Bu farkındalık daha da anlamsız cümleler ettirmesine sebebiyet verir. Geçtiğimiz günlerde aslında Türk parasının değeri azalmıyor, dolar değerlendiriyor diyerek gerçekten ekonomide önemli bir buluş yapan Sayın Ekonomi Bakanı Zeybekçi bu sefer büyümeyle ilgili önemli şeyler söyledi. Biz G20'nin birincisiyiz, muhteşem bir başarı ortaya koyduk dedi. Değerli arkadaşlarım, bu vergi tasarısının bir anlamı kalmadığına göre ben büyüme konusunda birkaç cümle söylemek istiyorum kalan zamanımda. Evet, gerçekten %2017'de %7,3 oranında bir büyüme var. Bu büyümenin böyle olacağı zaten önceden ilan edilmişti. Ama bu gerçekten bir muhteşem hikayenin, muhteşem bir ekonomik gelişmenin belirtisi midir? Ve bundan sonrasına bir önemli, olumlu işaret veriyor mu? Bu işe bakmak gerekiyor değerli arkadaşlarım. Aslında
Türkiye'de büyüme ortalamalarına baktığımız zaman sizin dönemdeki büyüme ortalamaları ile geçtiğimiz sizden önceki dönemlerdeki büyüme ortalamaları arasında çok önemli bir fark yok. Ama büyümenin tek başına bir makroekonomik göstergedir elbette büyüme ama tek başına çok fazla bir anlamı yok. Büyümenin yanında diğer önemli makroekonomik göstergelere de bakmak gerekiyor. Bunlara bakmıyorsanız çok anlamlı bir şey yapmıyorsunuz. Enflasyona bakacaksınız. Ne oluyor Türkiye'de bir ülkede büyümenin olduğu bir ülkede fiyatlar ne oluyor? Buna bakmak gerekiyor. Çok önemli cari açık en önemli makroekonomik göstergelerden bir tanesidir. Yani nasıl büyüyorsunuz sorusuna cevap veren bir şeydir. Türkiye'de cari açık konusunda felaket işte 2017'de 50 milyar doları geçen bir cari açıkla karşı karşıyayız ve bunun düzeleceğine dair hiçbir işarette yok. Bu dış ticaret, ithalat ve ihracat farkından kaynaklanıyor ve bizim ihracatımız arttı diye söylediğimiz şeyler aslında çok katma değer üreten mallar değil. Bu imalattaki bu ihracat ürünlerimizin büyük çoğunluğu dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerle geliyor. İstihdamla ilgili rakamlar değerli arkadaşlarım. Çift tane de devam ediyoruz. Yani bu kadar büyümeden söz ediyorsunuz. Rekor dünya birincisi muhteşem bir hikaye diye takdim ediliyor ama istihdama yansımıyor. Üstelik de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü kampanyaya rağmen iş adamlarını topladı ve herkese işte bir tane iki tane alın dedi. Yetmedi hükümetiniz çok sayıda torba yasayla yatırımı teşvik edecek değişiklikler yaptı, teşvikler verdi ama bütün bunlara rağmen büyüme işte %7,3 fakat istihdamda herhangi bir değişiklik, gelişme yok değerli arkadaşlarım. Bakın şimdi büyüdük de nasıl büyüdük, neyle büyüdük, bu paralar nereden geldi? Bakın değerli arkadaşlarım borçlara bakın. Yani 2016 ile 2017 arasındaki toplam dış borca bakın, dış bu önemli. Bu paralar nereden geldi? Bakıyorsunuz dışarıdan almışız. Yani bunu çıkardığınız zaman, bu borcu çıkardığınız zaman ortada bir büyüme görülmüyor. Kaldı ki sizin büyüme rakamları dediğiniz rakamlar dolar bazında baktığınız zaman bir büyüme de zaten yok değerli arkadaşlarım. Kişi başına düşen milli gelire bakın. 2016'da 10.883 dolar, 2017'de 10.579 dolar değerli arkadaşlar. Bakın siz piyasaya büyüme olsun, istihdam olsun diye dünya kadar teşviklerle ve özellikle kredi garanti fonuyla dünya kadar para pompaladınız. Nereden bu paralar? Nereden buldunuz bu paralar? Vergi falan da toplamıyorsunuz. Primden almıyorsunuz. Dünya kadar vergilerde istisna getirdiniz. Nereden geldi bu paralar? Borç alıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Yani siz geldiğiniz günden bugüne borç alarak büyüyen bir ekonomi, yani bir şekilde bağımlı hale gelmiş, yani dışarıdan gelen paraya bağımlı hale gelmiş bir ekonomiyi satıyorsunuz. Borç para alıyorsunuz ve bu para bugüne kadar zaten betona, toprağa, inşaata gömülmüştü. Onların bu ülkeye belki inşaat devam ederken ekonomiye bir takım katkıları olurdu istihdam açısından, ticaret açısından falan ama bittikten sonra herhangi bir katkısı falan yok. Betona döküldü bunlar. Şimdi dünya kadar teşvik vermenize rağmen herhangi bir büyüme göremiyoruz. Yani siz piyasada dünya kadar bol paranın bulunduğu dönemde dışarıdan borç aldınız, paralar geldi. Üstelik de o borç aldığınız insanlara işte Haçlılar hala onlarla dövüşüyorsunuz, kafa kol, kavgadasınız ama onların parasıyla siz inşaatı finanse ettiniz. Aldığınız borçları betona gömdünüz, gelecek kuşakları borçlandırdınız. Şimdi ne oldu değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanım? Şimdi dünyada işler, büyüme dünyada eğilim filan var. Sanıyorum gelecek sene bütçeyi takdim ederken dünyanın genel görünümünde hiç bu sene söylediğiniz gibi olumlu cümleler kuramayacaksınız. Niye kuramayacaksınız? Dünyada da Trump diye bir adam var. Ticaret savaşları başlamıştır. Bunlar etkilemiştir. Değerli arkadaşlarım,
Bir önemli gösterge var. Buna hiç bakmıyorsunuz. Sayın Bakan diyor ki bizim paramızın değerinde bir değişiklik yok. Dolarda problem var diye takdim ediyor. Ve buna hiç bakmıyorsunuz. Kura bakmıyorsunuz. 4 lira değerli arkadaşlar. Ve Sayın Bakan diyor ki ya bu kur artışı aslında iyidir diyor. Rekabet. Bakıyoruz. Türkiye'de yıllara göre kurla bizim ihracatımız, ithalatımız ne olmuş diye bakıyoruz. Öyle ekonominin büyümesi ve iyileşmesiyle kur arasında da öyle doğrudan bir ilişki yok. Yani ihracat artmasıyla doğrudan bir ilişki yok. Sevgili arkadaşlarım. Buyurun Sayın Bekaroğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sonuç olarak şunu ifade etmiyorum değerli arkadaşlarım. Sizin Sayın Cumhurbaşkanı'nın önemli bir şeyi olmuştu 15 Temmuz sonrasında. Milletimden özür diliyorum. Aldatıldık. Özür diliyorum. Yanlış yaptık. Bu konuda yanlış yaptık filan dedi. Değerli arkadaşlarım, siz sadece aldatılmıyorsunuz. Aynı zamanda aldatıyorsunuz. Milletten gerçeği saklıyorsunuz. Özellikle ekonomiyle ilgili Sayın Bakanım gerçeği saklıyorsunuz. Bu rakamları yanlış yorumluyorsunuz. Bunu ya bu ahlaken de çok doğru bir şey değil ama esasen ekonomi açısından da bu doğru bir şey değil. Çünkü millet yanlış bir beklenti içinde bu gelen krizi ya da sıkıntıyı bu beklentiyle karşılarsa cevap vermesi, direnmesi de zor olur diyor değerli arkadaşlarım. Sizleri uyarmaya devam edeceğimizi ifade eder, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Bekaroğlu.